AGİT ve AKPM gözlemcileri, Türkiye'de seçmenlerin özgür iradesi vardı ancak Cumhurbaşkanı ve iktidar partisi aşırı avantajlardan faydalandı. Hüseyin Hayatsever seçimlere ilişkin ilk bulgularını açıklayan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, AGİT Parlamenter Meclisi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, AKPM gözlemcileri, Türkiye'deki seçimlerde seçmenlerin özgür iradesi vardı. Ancak Cumhurbaşkanı ve iktidar partisi medyada dahil olmak üzere aşırı avantajlardan faydalandı, dedi. AGİT Kısa Dönemli Gözlemci Heyeti Başkanı ve Özel Koordinatörü Ignacio Sanchez Amor, AKPM Heyet Başkanı Olena Sotnak, AGİT PM Heyeti Başkanı Peter Osaski ve AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi, ODIHR, Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Audrey Glover, Ankara'da düzenledikleri basın toplantısında seçim gözlemlerine ilişkin ilk bulgularını paylaştı. AGİT Kısa Dönemli Gözlemci Heyeti Başkanı ve Özel Koordinatörü Ignacio Sanchez Amor, seçimlerde adayların eşit koşullarda yarışması için koşullar sağlanmasa da seçmenlerin siyasi tercih hakkı bulunduğunu ifade ederken, görüldüğü kadarıyla seçim kampanyası esnasında Cumhurbaşkanı ve partisi medya kanallarından çok geniş ölçüde faydalanmışlardır. O hal ile verilen bazı güç ve yetkilerden dolayı toplanma ve ifade özgürlüğü gibi özgürlükler kısıtlı kalmıştır. Ancak yine de görüyoruz ki vatandaşlar gerek kampanyalara gerekse seçimlere yoğun katılımlarıyla demokrasiye bağlılıklarını göstermişlerdir, dedi. Cumhurbaşkanı kendisine oy vermeyen %50'ye de hizmet vermeli. AGİT PM Heyeti Başkanı Peter Osaski de seçimleri canlı ancak kutuplaşmış bir siyasi atmosferde gerçekleştiğini, Ankara dışında İzmir, Diyarbakır, Samsun gibi şehirlerde de seçim gözleminde bulunduklarını kaydederken, bu seçim Türkiye'de bizim önem verdiğimiz seçimlerden biriydi. Ancak YSK'nın bizim iki gözlemcimizi reddetmesi üzücüdür. Onlar standartları takip ederek yer almak üzere heyetimizde yer verdiğimiz kişilerdir. Şöyle düşünün, düğününüze eğer sevdiklerinizi ve tanıdıklarınızı davet ediyorsanız kapıda durup, bu girebilir, şu giremez gibi durmanız doğru olmayacaktır. Bunu hatırlatmak gerekiyor. Türkiye'nin demokrasisini iyileştirme taahhüdünü tam geliştirmesini bekliyoruz. Türkiye nüfusunun oy verenlerinin %50'si Cumhurbaşkanına vermiş olsalar da Cumhurbaşkanının diğer %50'ye de hizmet veriyor olması gerekir, diye konuştu. Osaski, raporunuzda bu konuda hükümete bir tavsiyeniz olacak mı, sorusu üzerine, milyonlarca vatandaşın terör destekçisi olmadıklarının kabul edilmesi gerekiyor. Onlar burada bir cumhurbaşkanı tercihi yapmışlar, cumhurbaşkanının da bunu kabul etmesi gerekiyor. Ben Anıtkabir'i ziyaret ettim, Mustafa Kemal Atatürk'ün yapmış olduğu işler müthişti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi Atatürk'ün aksine batıdan uzaklaştırmamalı. Biz Türk vatandaşlarının iyiliği için böyle bir yol benimsemesini tavsiye edebiliriz. Sadece, adaylara eşit koşullar SUNULMADIHR Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Audrey Glover, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın davetiyle seçim gözlemi yaptıklarını ifade ederek, Güneydoğu ve Doğu'da oy merkezlerinin birleştirilmesi ve değiştirilmesi seçime katılımı azaltma yönünde olduğu algısı oluşmuştur. Bazı seçmenler seçime gidip oy kullanamamışlardır. Görevdeki cumhurbaşkanı defaatle diğer adaylara terör destekçisi demiştir. Bir cumhurbaşkanı adayı özgürce kampanyasını yürütememiştir. Eşit koşullar diğer adaylara sunulmamıştır. HDP, Saadet Partisi ve İyi Parti kampanyası yürütenler gözaltına alınmıştır. Adaylara özellikle televizyonda yeterli yer verilmemiş, kanallar daha çok görevdeki cumhurbaşkanını ve partisini yayımlamışlardır.
sadece oy verme esnasında değil aynı zamanda oyların sayılması ve kaydının yapılması sırasında prosedürden kaynaklanan eksiklikler yaşandığı görülmüştür. Gerek STK gerek uluslararası gözlemcilerin varlığı ile çok daha şeffaf bir seçim gününün yaşanması amaçlanmıştır, diye konuştu. Bize bilgi verebilecek herkesle görüştük. Glover, bir gazetecinin, oy ve ötesiyle çalışıyorsunuz. Bu oluşum muhalefetle birlikte hareket ediyor olarak görülen bir oluşum. Bununla çalışmak sizin güvenilirliğinize gölge düşürmüyor mu? Sorusuna, biz, bize bilgi verebilecek olan herkesle görüşüyoruz, buna sivil toplumda dahil ama biz sadece tek bir kaynakla konuşmuyoruz. Biz bütün kaynaklardan görüşüp bilgi alıyoruz. Biz olan bitenle ilgili bilgi alabileceğimiz herkesle görüştük, dedi. Tespit edilen USULSÜZLÜKLRİN sonuç üzerinde ciddi etkisi olacağını düşünmüyoruz. Glover, bahsettiğiniz usulsüzlüklerin sonuç üzerinde etkisi olmuş mudur? Sorusuna ise, oy sayımı ve kayda geçirmesiyle ilgili usulsüzlüklerle ilgili bilgi ulaştı. Bazı itirazlar oldu ama bu rakamlar çok ciddi rakamlar değildi. Kesin sonuçlar gelmediği için bununla ilgili bir yorum yapmak istemiyorum. Usulsüzlükler nedeniyle sonuç üzerinde ciddi bir fark olacağını zannetmiyoruz, yanıtını verdi. Yüksek katılım, Türkiye'deki siyasi olgunluğu göstermiş oldu. AKP-MHP Heyet Başkanı Olena Sotnak, Türkiye'de seçimlere yüksek katılım oranını olumlu bulduklarını ifade ederek, vatandaşların bu ilgisi bize ilk olarak ülkedeki siyasi olgunluğu göstermiş oldu, dedi. Seçim sürecinin oy kullanılan günden ibaret olmadığını söyleyen Sotnak, seçimler ilan edildikten seçim sonrasına kadar tüm süreç önem taşımaktadır. AKPİM, Türkiye'deki bütün süreci, Türkiye'nin son dönemde yaşamış olduğu zorlukları takip etmektedir. Ne yazık ki seçim kampanyası döneminde adaylara eşit şartlar tanınmamıştır. Toplanma ve ifade özgürlüklerindeki kısıtlamalar ise sürmekte olan o halin etkileri olarak devam etmiştir. Farklı adayların medyada yer alma miktarları eşit olmamıştır, dedi. İlk defa güvende değilmiş gibi HİSSETİK, Sotnak dün bazı seçim gözlemcilerinin oy verme yerlerine girerken sorunlar yaşadıklarını ifade ederek, gözlemci parlamenterler bize, ilk defa güvende değilmiş gibi hissettiklerini aktardı. Oy merkezlerine girerken gerginlikler yaşadığını anlattılar. Biz Türkiye'deki yetkili İR tarafından davet edildik, dolayısıyla bir sorun yaşamadan görev yapmamız gerekiyor. İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da bazı problemler yaşandı ama her zaman yaşanan sorunlar değildi, diye konuştu. Bir gözlemci siyasi görüşlerinden dolayı ENGELLLNMEMELİ, uluslararası gözlemciler, Türkiye'ye girişlerine izin verilmeyen gözlemcilerle ilgili soruları da yanıtladı. Girişine izin verilmeyen bir gözlemci parlamenter daha önce PKK bayrağıyla poz vermişti. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorusu üzerine AKP-MHP heyeti başkanı Peter Osaski, her birimizin bir düşüncesi, tuttuğu bir taraf olabilir. Ama maçta hakemlik yapmaya başladığınız anda tarafsız olmanız beklenir ve gerekir. Bizim gözlemcilerimiz bu davranış kurallarını ihlal ederlerse kendileri üzerinde bir sonucu olacaktır. Fakat herhangi bir gözlemcinin siyasi görüşlerinden dolayı engellenmesinin kabul edilmesi mümkün değil.
Ben benim ülkeme bir gözlemci gelirken bunlardan hiçbirinin solcu mu sağcı mı komünist mi olduğunu düşünmem. Ben gözlemciyi, işini yaparken kendi görüş ve tercihlerini yaptığı işe yansımayan bir birey olarak görürüm, diye konuştu.